Bölüm Walker'ın bölük başı makine binasında olayları kabullenme ve travmasının etkilerini görerek başladı. Sen değiştin Walker. O eski ve başarılı olan onurlu asker artık yok. Devlet tarafından görevlendirilmiş ve görevin altından kalkamayınca değişen ve ellerini kana bulayan artık başka birisi var. Artık yeni bir kaderim var Walker. Bölük başındaki iki yetek kavga sekansı belli açılardan çok hoşuma gitti. Bir iki yumruk biraz kötü ve etkisiz geldi, yani o anki ciddiyete uymamış gibiydi. Onun dışında sevmediğim bir diğer kısım ise iki yetek olayını hadi bir kenara atalım. Sanki Thanos'un eldiveni için çıkarma yapılması gibi benzer bir durumun olması seçim olarak hoşuma gitmese de sonuç olarak geçen videoda dediğim bizimkiler bu noktadan sonra kalkanı ele geçirmeli, zorla veya resmi yoldan orasını göreceğiz kısmı istediğim şekil olan zorla olduğu için bayağı bir memnunum. Bucky'yi 5. bölümde bile bu kadar güçsüz göstermelerini desteklemiyorum başından beri. Tamam sorunları var, hem mental hem de yeni kolu falan. Tamam uzun zamandır dingin ve eski halinden arınmış biri ama yani bilemiyorum ya, biraz üzüyor onu böyle görmemiz. Yine de kapışma sonrası kalkanı Sam'in yanına atması çocuğa oyuncağını verircesine olduğu için hoşuma gitti. Walker o kadar yozlaştı ki karşısına çıkanın kanını kalkanla lekeleyecek, yani belli öyle bir garip hareketler yapıyor. İyi ki zorla aldılar. Kolu falan kırıldı ama çok etkilemez zaten onu. Sam'in kanatlarının kırılması ve kalkanı almasının ardından yeni kostümü ve yeni ünvanını göreceğimizi anlamıştık. Ayrıca bölümün müzikleri ne kadar iyiydi ya. Çok iyi değil miydi? Sam de düne kadar hak ettiğini düşünmediği kalkanı sonunda kabullenip eski kanatlarını devir teslim misali Torres'e bıraktı. Kayyum kaptanımız da resmi olarak görevden alınıp yine bence hafif kalacak şekilde yargılandı. Ayrıca Walker'ın Walker hallerini sevip kayyum hallerini sevmeyen biri olarak şu an ikisinin birleştiği bu ortak noktada karakteri olması gerektiği gibi çok güzele yakın işlediler bence. Bunda oyuncu White Russell'ın da payı bayağı bir büyük. O açıdan başarılı bir kayyum girişimiydi diyebiliriz MCU için. Contessa Valentina Allegra de Fontaine abla çıktı geldi. Kısaca Val diyelim biz çünkü çok uzun bir isim. Geldi de yani nereden biliyorsun tüm olayları ablam, sen onu de bir hele yani diyenler varsa gelin bu ablamızı az çok tanıyalım. Seinfeld ve Veep ile tanınan ödüllü aktris Julia Louis-Dreyfus MCU'ya resmen katıldı ve ilerisi için önemli olabilecek bir karakter oynuyor. Kendisinin çizgi romanlarda birçok farklı hali mevcut. Dizi ve günümüz MCU'su ile alakalı olabilecek kısımlara değinmem gerekirse, çizgi romanlarda Val eski bir SHIELD ajanı, yıllarca Nick Fury ile yan yana çalışan, hatta bir ara çıkan, ancak nihayetinde sadece Hydra'ya katılmakla kalmayıp aynı zamanda Madame Hydra unvanını da üstlenmiş bir Rus ajanı olmuşluğu da var. John Walker'a bir arkadaş olarak yaklaştı ve boş bir kart vizit vererek bir telefon görüşmesi vaadi aracılığıyla yardım elini uzattı. Peki ne planlıyor olabilir? Açıkçası şu anda anlatabileceğimiz çok fazla bilgi yok. Ancak nedense Dark Avengers mı geliyor diye düşünmüyor değilim. Kendisi bu ekibin Nick Fury'si olma yolunda bir giriş yaptı bile. Hatta Rus bağlantıları nedeniyle Black Widow filminde Natasha ile olan geçmişlerinden de bağlantılar kurulması çok olası. Dizinin olası ikinci sezonu ve devamı için en azından elde bayağı bir şey biriktirdiler bu bölümde. Ayrıca Nick Fury ve Secret Invasion'ın yakında çıkacak olan Marvel dizisinde büyük fırsatlar olabileceğini biliyoruz. Çizgi romanlarda Val, Secret Invasion'da da çok önemli bir rol oynuyor. Gördüğümüz Val da bir Skrull mıdır bilemiyorum ama belki de Secret Invasion dizisinin ana kötüsü bile olabilir. Hatta Yellow Claw'la da bir geçmişi var. Shang-Chi ve beraberinde MCU'ya dahil olacak Uzak Doğu tarafları için bile çok ihtimalli barındırıyor bağlamız. Carly'nin bazı sözleri tanıdık geldiği için bölüm içerisinde üzüldüm. Ama Flag Smashers'ın kırılma noktası yaşandığı için dizinin devamı için umutluyum. Ve Sokovia anıtında Zemo ile Bucky'nin geçmişe perde araladıkları bu güzel sahne sonunda Wakanda'yı teslim edileceğini sanarken birden Raft gemisi çıktı ve bunun anlamını çok iyi biliyoruz. General Ross önderliğinde Thunderbolts ekibi kurulacak gibi yani. Ben bayağı bir heyecanlandım burada. Baltimore'a Isaiah Bradley'nin yanına bu sefer Kalkan'la beraber döndük. Bradley'nin başına gelenleri daha detaylı dinlediğimiz bu anların çizgi romanlardaki temelleriyle bu kadar benzer olmasının yanı sıra siyahi birinin kalkana sahip olup Kaptan Amerika unvanını almasına izin vermezler tarafından Sam'in kalkanla olan ilişkisini bağlamaları çok çok akıllıca işlendiğini düşünüyorum. Isaiah Bradley'i oynayan Carl Lampley'i gördüğümüz her an karakterin yaşadıklarını oyunculuğu ile beni etkilemeye devam etti diyebilirim. Sam'in ailemin refahı da dünyanın bir parçası lafı aslında bu ve bunun gibi MCU dizilerinin evren içerisindeki durumunu özetler nitelikteydi. Kimine göre gereksiz, kimine göre çok faydalı görülen bu dizilerde evrenin bir parçası. Tekneyi yardımlarla tek tek toparlama süreçleri dizinin başlarındaki Sam'den bu yana değişen ve iyiye giden karakterini görmemizi sağlaması açısından iyiydi.
adım adım Cap ünvanına giderken kargo teslim eder gibi gelen ve ağırlığı kaldıran Bucky bir de çanta getirmiş. Muhtemelen Wakanda yapımı bir kostüm veya kanat veya ikisi de olabilir. Sevegi artık da Cap ol dercesine kutuyu bıraktı. Bucky'nin kas gücünü dövüşler yerine böyle işlerde göstermeleri ve hemen ardından Bucky'nin de dizinin başlarındakinin çok aksine mental açıdan gelişmesini görmek güzel olsa da Sarah'yla umarım sadece arkadaş olurlar. Lamar'ın ailesine de yalan olduğunu kavrayamadığı bir yalan söyledi Walker. Ama tabii ki onun tarafı içinde sürdürülen bir hikaye örgüsünün olması gerekiyor. Ayrıca kalkan antrenmanı sırasında kalkanın diyalogların içeriğine göre bir Sam'e bir Bucky'ye gidip gelmesini ikili arasındaki dengeyi güzel temsil etti. İkilinin birbirlerine aydınlatıcı yol göstermeleri yine dizinin başındaki durumlara göre iyi dönüşümlerden biri oldu. Ama Bucky ile böyle bir vedayı beklemiyordum açıkçası, o biraz şaşırttı. Bence finalde bahsine ettiği uçağa binmek yerine Flag Smashers'ın eylemine yardım eli uzatacaktır. Uzatmalıdır en azından. Sam'in kendi başına yaptığı ve deyim yerindeyse bir yeniden doğuşunu gördüğümüz bu antrenman sahnelerinde zamanında aynı Cap'in ona yaptığı gibi bu sefer onun ailesine yaptığı etkiyi oldukça benzer şekilde görmek vay be dedetti. Koşu sahnesini görünce yalan yok bayağı bir sevindim. Kalkanı benimsemesi sırasında sakatlanmazsa iyi. Bir de sanki biraz fazla takla atıp dönüyor ama alışırız yeni Cap'e ya. Bu bölümden sonra kalkanı ve Cap ünvanını hala Sam'e yakıştıramayanlar tabii ki olacaktır. Ama dizi bu önyargıların kırılması için her şeyi yapmış ve yapmaya devam ediyor diyebilirim. İyi de yapıyor. Sharon Carter'ın Power Broker olduğu ve Sokovia anlaşmaları sonrası bir kaçak olarak geçirdiği zamanın onu tam bir suçlu yaptığı artık belli oldu bence. Carter bölümde yine az vardı fakat Cezayir hapishanesinden birini çıkarmanın tartışıldığı bir telefon görüşmesiyle gördük. Batroc, Carly ve Flag Smashers ile birkaç saniye sonra ortaya çıktığında kalan sorularda az çok netlik kazanmış oldu. Carly'den mantıklı bir plan göreceğiz gibi bu sefer. Batroc'u dahil etmeleri falan. Finalde öncekilere göre daha tutarlı ve daha detaylı gözüken bir saldırı geliyor. Yeni nesil Hydra alt birimi gibi takılmalarına alıştım gibi ama daha çok büyümeleri gerekiyor. Az da olsa diplomatik devlet ve kurumların ortak toplantısını görmek ve Sam'in kostümünü giyeceği sahneyle bölümün bitmesi beklediğimin aksine final bölümünün daha hareketli ve daha heyecanlı olacağı anlamına geliyor. Fakat Sam dışında kostümü giyecek bir başkası daha var. Walker. Mid-credits sahnesinde tam bir çakma Tony Stark edasıyla kendine bir kalkan yaptığını gördük. Asıl siyah kırmızı olan kostümüyle olaylara ne kadar etki edebilecek finalde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.